Mehmet Faraç, 29 Kasım 2021, Yeni Çağ Kapıdaki Ölüm ve Pervasızlık Gidişat ne kadar ürkütücü ve ne kadar vahimse son aylardaki başıboşluk, duyarsızlık, ilgisizlik ve pervasızlık da bir o kadar korkutucu. Sanki iki yıl öncesinde dünya üzerindeki milyarlarca insan o dehşet verici korkuyu hiç yaşamamış. Sanki yaşamı durduran, insanları eve kapatan, ticaretten eğitime, turizmden sanayiye kadar yüzlerce alanda çöküşe yol açan o dehşet verici salgın dünya üzerindeki insanlara ölüm korkusu yaşatmamış sanki Amerika gibi ülkelerde salgında yaşamını yitiren kurbanlar için toplu mezarları gösteren fotoğraflar yayınlanmamış ve sanki Avrupa'da tamamı koronadan ölmüş yaşlılar yüzünden bakım evlerinin kapandığı duyurulmamış Ateş düştüğü yeri yakar deyiminin tüm dünya genelinde insanları diken üstünde tuttuğu son iki yılda koronanın ürkütücülüğü kadar toplumdaki dehşet verici unutkanlık ya da boş vermişlikte salgın gibi yayılmaya devam ediyor. İşte asıl mesele de bu. Çünkü dünya genelindeki korona tablosuna bakınca gidişat gerçekten korkutucu. Hele de Türkiye için. Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 yıl önceki uyarılarına rağmen yeryüzündeki bütün devletlerin boş vermesi nedeniyle insanlığı amansızca yakalayan bir salgının bilançosu gerçekten çok korkutucu. Dünya genelinde 261 milyondan fazla vaka, 236 milyon kişi iyileşmiş görünüyor ve yaklaşık 5 milyon 211 binden fazla insan yaşamını yitirmiş dünyayı kasıp kavuran korona salgınının dün açıklanan resmi sonuçları bunlar ancak bilim dünyasının ve dünya sağlık örgütünün de zaman zaman açıkladığı gibi bu rakamlar kesin değil ve daha fazlası da mümkün çünkü böylesi bir salgında özellikle de nüfusu kalabalık olan geri kalmış ülkelerde kaç kişinin öldüğünü saptamak hiç de kolay görünmüyor bir gerçek var ki 2020'nin başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan covid salgınının tehdidi azalacağına giderek büyüyor. 48 milyondan fazla insanın koronaya yakalandığı Amerika'da kurbanların sayısı 776 bini aşmış. 34 milyondan fazla vakaya rastlanan Hindistan ise salgının etkileri açısından ikinci sırada. Bu ülkede de 468 bin civarında can kaybı var. Amerika, Hindistan, Brezilya, İngiltere ve Rusya'dan sonra koronadan etkilenme açısından 6. sırada olan ülkemizdeki gidişat ise çok vahim. Son tabloya bakılırsa Türkiye'de toplam 8 milyon 725 bin kişiye korona tanısı konulmuş. Yani 81 milyonluk nüfusun %10'u hastalığa yakalanmış. Önceki gün itibariyle toplam 76 bin 191 kişi Koronadan vefat etmiş. Cumartesi günkü sonuçlarda çok ürkütücü. Bir günde 23.759 kişiye tanı konulmuş ve 192 kişi yaşamını yitirmiş koronadan. Peki dünyayı son aylarda daha çok sarsan korona salgınında Türkiye'deki tehlikeli tablo nereye sürükleniyor? 1 Aralık 2019'da Çin'in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan'da ortaya çıkan koronanın dehşeti sürerken toplumun bir bölümü bağnaz kesimlerin de yürüttüğü karşıt propaganda nedeniyle aşılanma konusunda direnmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın cumartesi günkü açıklamasına göre, 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanma verilerinde birinci doz Türkiye ortalaması 90.52, ikinci doz ortalaması 81.08 olarak ölçülmüş. Bu arada birinci dozda 56.188.582, ikinci dozda 50.329.638 ve üçüncü dozda 12.106.245 olmak üzere toplam 120.584. 25 aşı uygulanmış. Türkiye'de vaka ve can kaybı sayısı artarken bir de Güney Afrika'da tespit edilen ve dünyayı sarsan Nu varyantının omikron tehdidi var ki salgının geleceği konusunda büyük endişe yaratıyor. Omikron, Güney Afrika, Botswana, Belçika, Hong Kong ve İsrail'in ardından Avustralya, İtalya ve Almanya'da da görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır dedi ama bu konudaki endişeler de ne yazık ki büyüyor. Bu arada hastalıkla ilgili bir tartışma da sosyal medya üzerinden büyüdü. İyi Parti lideri Meral Akşener, Sayın Bakan, Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeye çevirmesi yetmedi. Şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa'nın Covid'li hastalarını kabul etmek ne demek diye sorunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üzerinde siyaset yaptığınız konu Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan COVID-19'a yakalananların İstanbul'da bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur diye yanıt verdi. Tartışmaya katılan Doktor Turhan Çömezse Kocaya Avrupa'ya COVID'de hastalarınızı bize yollayın demişsiniz. Dünya Sağlık Örgütü böyle açıkladı. Ya gerçeği söyleyin ya da Dünya Sağlık Örgütünü yalanlayın çağrısı yaptı. Kadercilik, denetimsizlik Evet Türkiye'de salgının etkileri vaka ve can kaybı sayısındaki artışla da daha da büyürken bir yandan aşılamada sıkıntı yaşanıyor, Diğer yandan da Nu varyantının Omikron tehdidi ürkütüyor. İngiltere ve İsrail, Nu varyantının yayıldığı Afrika'daki birçok ülkeye seyahatleri durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botswana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabwe'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarımız yoluyla seyahat edilmesine izin verilmeyecektir diye önceki gün duyuru yaptı. Peki korona'da tablo ağırlaşırken ve yeni tehditler kapıdayken ülkenin neredeyse tamamında maske denetimi neden kalktı? Yeme içme, eğlence, alışveriş ve sosyal aktivite alanlarında, okullarda mesafe ve benzeri kontrollere neden boş verildi acaba? Millet topyekün kaderine razı mı oldu yoksa ülkeyi yönetenler ölen ölsün kalan sağlar bizimdir pervasızlığına mı kapıldı? Bu başıboşluk, duyarsızlık ve ilgisizlik ortamında bir kez daha gidişat kötü, kendinizi koruyun demekten başka elden bir şey gelmiyor. Mehmet Faraç